Efendim merhabalar. Yine Üsküdar'dayız. Dördüncü bölümümüzü çekiyoruz. Ben anlatıcınız İlknur, yönetmenimiz Murat Vanlı ve genel yayın yönetmenimiz Deniz Uluçay'la beraberiz. Geçen bölüm hatırlarsanız Valide Atik Valide Cami Külliyesi ile ilgili bir anlatım yapmıştık. Onun etrafında bir anlatım yapmıştık. Bu bölümde de aslında onun devamı, onunla beraber bu bölgede tetiklenen yapıları anlatmaya çalışacağız. Geçen bölüm yine hatırlarsanız bu yapılan külliyelerin aslında bir sosyal projelendirme, kamusal alan projelendirmeleri olduklarından bahsetmiştik. Ve yerleşimin buralara doğru, yukarılara doğru çıkması için de yerinin orada seçildiğinden bahsetmiştik. Külliyenin camisinin minarelerini buradan görebiliyoruz. Ve bu bölgede şöyle küçük bir tur atacağız. İlk yapımız da hemen arkamızda Kurban Nasuh Camii. Külliyeden dolayı tabii ki de burada belli bir rant oluşmaya başlıyor. Evet, yanlış duymadınız, rant dedim. Rant bugün neyse o zaman da oydu. Bu tür büyük yapılar etraflarına belli grupları toplamaya başlıyordu. En başta yapılırken, daha inşaatı sürerken burada inşaatta çalışan insanların yaşaması için gerekli birimler kuruluyordu. Sonrasında da küçük küçük yerleşimler, cemaatler oluşmaya başlamış. Kurban Nasuh Cami de bunlardan bir tanesi. İlk yapımız Kurban Nasuh Baba Camii dedi. Kurban Nasuh Baba Camii ilk yapıldığında aslında mescit olarak inşa ediliyor. Şimdi hemen mescitle caminin farkını da kısacık anlatalım. Mescidin minaresi olmaz, minberi olmaz. Sadece üstü kapalı bir alandır ve içeride ibadet edilir. Minber eklediğinizde ve minare eklediğinizde camiye dönüşür. Yani bu civarda minaresi küçük camiler görürseniz biliniz ki onlar daha öncesinde muhtemelen mescid idi. Bu yapının en büyük özelliği, burada da yazıyor, yolunuz bu tarafa düşerse gelir okursunuz bizden hariç. Atik Valide Sultan Külliyesi'nden arta kalan malzemelerle yapılmış bir cami. Kurban Nasuh da bu camiyi yaptıran kişi. Kurban Nasuh, külliyenin inşaatında çalışan bir kalfa Mimar Sinan'la beraber. Ve buradaki malzemeler için bizzat Nurbanu Sultan'dan izin alıyor ve burayı yaptırıyor. Kurban Nasuh Baba'nın mezarı da kendi yaptırdığı caminin, daha doğrusu yaptırmaya çalıştığı fakat ömrünün vefa etmediği caminin haziresinde yer alıyor ve mezar taşındaki kitabetinde şöyle yazdığı söyleniyor. Buradan okuyacağım. Hamzevilerden Kurban Nasuh Baba'nın çok para ve himmet sarf ederek yaptırdığı yazılı imiş. Ama rivayetler öyle söylemiyor. Rivayet der ki sadece izin aldığı malzemeyi kullanmamış, yanı sıra da çalmış, çırpmış. Bu da duyulmuş, duyulunca da kelle gidivermiş. Mescit tamamlanmadan kellesini uçuruvermişler. Sonra da burası Nasuh Baba diye anılmaya başlamış. Onun da sebebi şu: kelle gidiyor, ertesi gün cemaat geliyor, sabah bakıyor. Nasuh Baba'nın kellesi elinin altında. Ondan sonra da işte kalfalıktan babalığa terfi ediyor. Bu arada sizce böyle mi tutmuştur? Böyle, şöyle. İşte rivayet arkadaşlar. Biz de rivayet ediyoruz. Bilemiyoruz. Rivayet. Kalfa Nasuh Baba diye anılmaya başlandıktan seneler sonra Şeyh Nuri Efendi'nin rüyasına giriyor 3 defa 1800'lerde. Şeyh Nuri Efendi de geliyor, burayı onarıyor, tamir ettiriyor ve Rıfai Tekkesi olarak kullanmaya başlanıyor burası. Buranın diğer bir adı da Çarşamba Tekkesi çünkü çarşamba günleri toplaştırılarmış. Türbesi de burada. Kısacık bir şey ilave etmek istiyorum. Şimdi buradan gördüğünüz gibi bir mescit için, yani ilk yapıda mescit olarak yapılıyor. Bir mescit için fazla havalı bir mescit. Kesme taş kullanılmış. Kesme taş son derece kaliteli bir malzemedir. Yani işte külliyede kullanılan malzeme, artan malzemeyle bunu tamamlamaya çalışmışlar. Bir de minaresi de oldukça havalı. Bu arada Atik Valide Külliyesi'nin ilk minaresini yapan kalfa da Kurban Nasuh imiş. Şimdi o da depremde yıkılıyor. Neden yıkıldığı biraz belli olmuş gibi. Kurban Nasuh'un daha sonradan almış olduğu baba terimiyle ilgili de size kısacık İslam Antik
ansiklopedisinden bir alıntı aktarmak isteriz. Baba terimi lakabı 10. yüzyıldan itibaren çeşitli tesirleri ve sebepleri az önce anlattık. Bazı meczuplara, münzevi sufilere verilen lakab imiş. Bab veya baba. Atik Valide Külliyesi'nde hatırlarsanız oradaki tekkeden bahsetmiştik ve bu civardaki ilk tekke olduğunu söylemiştik. Ondan sonra bu bölgede 5-6 tane daha tekke ismi geçiyor. Onlardan bir tanesi de Kurban Nasuh Baba. Ama Kurban Nasuh Baba'nın nasıl, ne şekilde tekke dergaha dönüştüğünü anlatmaya çalıştık. Asıl dergaha dönmesi 1800'leri buluyor. Atik Valide Külliyesi'nden arta kalan malzemelerle yapılmış ikinci mescidimize doğru gidiyoruz. Hemen komşusu buradan, arkamda Kurban Nasuh. Buradan sola döneceğim ve voilà. Tabaklar Mescidi. Bu bölgede çok fazla tabakhane var imiş. Mihrimah Sultan ilk başlatmış bu tabakhane işini. Tabakhaneler suyu bol olan yerlere yapılıyor imiş. Biraz aşağıda da Tabaklar Meydanı var. Burası Tabaklar Sokağı. Hemen bir yanlıştan başlayayım. 1557 diyor. Alakası yok. 1588 neden? Çünkü bu camiyi yaptıranlar da aslında Atik Valide Külliyesi'nde çalışan iki tane Konyalı kafa. İki birader. Artan malzemelerle. Bu mescidi yaptırıyorlar. Yine mescit olarak yapılıyor burası. Minaresi sonradan ilave ediliyor. Zaten hiçbir orijinal durumu da kalmamış. Yani adı var. Kendi yok. Buranın ismi aynı zamanda Debbahane olarak geçiyor. Debbahane cami. Debbahane de tabakhane demek. Buradaki cemaat deri tabaklamakla geçiniyor. O cemaatin camisi. Ve deriler nereden geliyor biliyor musunuz? İstanbul içinde çalışan Yahudi cemaatinden geliyor. 1572'deki bir kararla. Evet, Tabaklar Camii Sokağı'nı bitirince hemen köşede şöyle tatlı bir köşe çeşmesine denk geliyoruz. Burası Mehmet Ağa Çeşmesi. Mehmet Ağa Darüssade Ağası, yani harem ağası. Tam da en şaşalı dönemin harem ağalarından bir tanesi. Bu bölgede aslında iki adet çeşmesi var. Bu çeşme buradaki namazgahın çeşmesi. Şu an öyle bir şey göremiyoruz tabii. Böyle küçük bir meydancık. Şöyle bakarsanız bugün dört yol ağzı ama daha büyük olması gerekir namazgah olması için. Çeşmede kıble tarafına bakıyor imiş. Bununla beraber bir de su terazisi varmış ama yani su terazisini bugün göremiyoruz. Falcılar Yokuşu diye geçiyor. Yokuşun üzerinde böyle arada derede kalmış küçük türbeler var. Bu türbeler buradaki mescitlerden çok sonra 1700'ler, 1800'ler yani bu babalar dedeler 1700'lerin, 1800'lerin babaları. Bu abiler 1500'lerin sonlarına gelmişler buraya. Bunlar da sonradan. Üsküdar'ın zaman içerisinde nasıl oluştuğunu anlatmaya çalışıyoruz serimizde. Dolayısıyla da mümkün mertebe kronolojik gitmeye çalışıyoruz. Önem sırasına göre de gitmeye çalışıyoruz. Ama arada böyle lokasyonları birbirine çok yakın yapılar oluyor. Şimdi onlardan bir tanesine gidiyoruz. Arkamızdan araba geliyor. Devam edeceğiz. Tabaklar Sokağı'nın iki üst paralelindeyiz. Normalde buraya uğramazdık ama bu kadar yakın olunca atlamayalım dedik. Buradan sonrası artık Zeynep Kamil Mahallesi'ne dahil. Arkamda görmüş olduğunuz yapı aslında bir 17. yüzyıl yapısı. Şimdi biz daha çok 1500'lerde dolaşıyoruz. 1500'lerin sonlarından bahsediyoruz. Az önce görmüş olduğunuz çeşmeyle de arasında 40 yıl var. Buranın yapım tarihi 1625. Burası da yine ilk mescit olarak yapılıyor. Sonradan camiye çevriliyor. Aynı zamanda da dergah. Buradaki şeyhimizin adı Nalçalı Halil Efendi, caminin adı da bu ve Nalçalı Halil Efendimiz Mudurnu'dan Üsküdar'a gelmiş. 1800'ün sonlarına doğru hayırsever bir paşazade tarafından tamir ettirilmiş.
Yine de zamana yenik düşmüş. 1940 sonrası yıkıma uğramış. Yerini gecekondular işgal etmiş. Bundan sonra da 2010'da tekrar ihya edilmiş. Bir rekonstrüksiyon gördüğünüz. Evet. Yine bir adet 17. yüzyıla ait çeşme. Şu an çok güzel bir yere çıktık. Karşımda hemen Atik Valide Külliyesi, 16. yüzyıl, 1586. Hemen burada, burası Arakiyeci Hacı Cafer Çelebi Camii. Bunun tarihi biraz ikircikli. Buna sonradan geleceğiz. Asıl konumuz Abbas Ağa Çeşmesi. Bu da 17. yüzyıla ait bir çeşme. Abbas Ağa gene Darüssade Ağası yani harem ağası. Her iki çeşmenin de banisi yani yaptıranı harem ağası. Bir tanesi 15. yüzyılın ağası, buradaki de 17. yüzyılın ağası. Az önce bahsettiğim gibi burası çok yakın olduğu için 17. yüzyıl, 16. yüzyıl. Burada küçük bir şey daha ekleyeyim. Aşağıdaki çeşme 16. yüzyıl çeşmesi, aşağıdaki yerleşime hizmet eden bir çeşme olmalı. Yerleşim bir yüzyıl içerisinde bu tarafa kadar kaymış ki 17. yüzyılda burada bir çeşme daha var. Hadi ansiklopedik bilgi, tarihini de söyleyelim. 1670. Kaynaklarda bu arkamda görmüş olduğunuz cami ile ilgili, yapım tarihi ile ilgili 1537 diyor ama bizce bu tarih soru işareti ve yaptıranın da hayırsever Mehmet Ağa olduğu söyleniyor. Şimdi civarda baktığınızda bir Mehmet Ağa var. Evet, aşağıda ilk çeşmeyi de Mehmet Ağa yaptırmış ama o 1580'lerin Mehmet Ağası. Eğer öyleyse 1537 yılı yani iptal oluyor. 1605 yılında Arakiyeci Hacı Cafer Ağa tarafından cami yenileniyor. 1760'lı yıllarda da Seyit Mehmet Emin Ağa tarafından minber konularak cami haline getiriliyor. Daha önce bahsetmiştim bu mescitlere minberleri sonradan geliyor, minareleri sonradan ekleniyor diye. Burası yine mescit olarak ilk yapılıyor. Minber sonra ekleniyor. Minare sonra ekleniyor. Hatta hikaye burada bitmiyor. Gene bütün özgünlüğünü kaybediyor. 1996 yılında hayırsever halkın bağışlarıyla yeniden yapılıyor ve günümüze kadar ulaşıyor. Arakiyeci Camii diye geçiyor. Şimdi Arakiyeci diye, Arakiyeci ne demek diye baktığımızda Arakiye bu dervişlerin kullandığı tiftik ve yün karışımı bir başlık. Bu Arakiyeci Mescidi cemiyeti de burada bu işi yapan insanların mescidi. Çünkü burada yoğun olarak bu iş yapılırmış. Şimdi buradan da anladığımız üzere bir tabakhane işiyle uğraşan bir cemiyet vardı. Onların mescidi vardı. Bir de burada arakiyecilik yapan insanlar var bu civarda. Demek ki onların mescidi de burası. Buradan da aslında sivil mimariler üzerinden o dönemin ticaretini, hareketliliğini okumak mümkün. Gelelim sokak isimlerinde saklı hikayelere. İstanbul'da sizi en çok şaşırtan şeylerden bir tanesi de bu sokak isimlerinde saklı olan hikayeler. Has odalar çıkmazı diye geçiyor. Bu çıkmaz lafını gördüğünüz zaman bilin ki Türk mahallesindesiniz. Yani Türk mahallelerinin çıkmazları pek bir meşhur şehrimizde. Burası da öyle bir çıkmaz ama tek hikayesi bu değil çıkmazın. Burada eskiden koskocaman bir tane saray varmış. Bu sarayın haslarının, odalarının bulunduğu yer burası. Onun için de bu sokağın adı Has Odalar. Biraz ileride Arap Odaları var. O da aynı sarayın günümüze kalan, tek kalan şeysi, ismi. Şimdi buradan kalkıp kaldırmaya gideceğiz. Arap çıkmazı, Arap odaları çıkmazı caddenin diğer tarafında. Çünkü sarayın işgal ettiği alan şöyle bir alan. Caddenin karşısında kalıyor.
Tamam. Döndük dolaştık. Atik Vadi Külliyesi'nin dibine geldik tekrar. Turumuzu tamamladık. Şimdi bu sarayla ilgili biraz bir şeyler anlatalım istiyoruz. Bu saray 1. Ahmet devrinde sarrazamlık yapmış. Nasuh Paşa, başka bir Nasuh Paşa. Bu da paşa. Biri babaydı, bu da paşa. 1611'de sadrazam oluyor ama bu da gene dramalı bir Rum papazın oğlu. Enderun'da yetişiyor. Sonra da padişahın kızıyla evleniyor. Ayşe Sultan'la. Ayşe Sultan o zamanlar 3 yaşında. Artık ne oluyorsa 1612'de bunun da kellesi gidiyor. Arada da burada bir saray yaptırmış. Az önce has odalar çıkmazı. Burası da Arap odalar çıkmazı. Yani hemen buradan başlamış. Buradan dümdüz bir çizgi çizin. Ondan sonra yukarı Zeynep Kamil'e doğru çıkın. Kocaman bir dikdörtgen bir alan. Bu Arakici Camii'yi köşe kabul edin. Oradan doğru böyle gidin. Zeynep Kamil Caddesi oradan tekrar bu tarafa doğru geldiğinizde öyle bir alanı kaplıyor. Fakat hiçbir şey, hiçbir iz kalmamış. Arakici Cami de onun içinde kalan bir cami. İşte şey diye bahsetmiştik, onun yapım tarihi bizim kafamızda soru işareti diye. İlk yapım tarihi de soru işareti, ikinci yapım tarihi de soru işareti. İlki 1537, ikincisi de 1605. Yani 1615 olsa daha mantıklı olur. Çünkü 14'te idam edilmiş. 15'te gelip buraya Arakiyecilerin mescid yapacağını pek zannetmiyoruz sarayın duvar dibine. Hatta ve hatta 1700 yıllar daha mantıklı. 1760 sonradan işte minber geliyor vesaire. Çok daha mantıklı bir tarih. Nasuhpaşa'nın idamından sonra saray eşi Ayşe Sultan'a kalıyor. Şimdi Ayşe Sultan kim? Azıcık da onu hatırlayalım. Ayşe Sultan 1. Ahmet ve Kösem Sultan'ın kızı. Onun için de bu saray aynı zamanda Ayşe Sultan Sarayı diye de anılır civarda. Ayşe Sultan'dan bahis açmışken bu kocaları konusunda ne kadar bahtsız olduğuyla ilgili de anlatalım size. 3 yaşında ilk Nasuh Paşa ile evleniyor. Sonrasında 7 evlilik daha yapıyor. 7'sinin de kellesi gidiyor. Evet. 7'si de devlete kurban gidiyor. Eskiden'de 1500'lerin sonlarına doğru bir tur yaptık. Arada 1600'lerin başlarına kaydık. 1700'lerden saklı pek şeyler paylaştık. 1500'leri bitirmek üzereyiz. Bundan sonraki bölümde ağırlıklı olarak 1600'leri anlatmaya başlayacağız. Yani Kanuni Sultan Süleyman devrinden çıkıp biraz Kösem Sultan'a girmeye başlayacağız. Yani Eskiden için aslında bu Mihrimah Sultan, Nurbanu Sultan, şimdi sırada Kösem Sultan var demek. Evet, Üsküdar bir hanım sultanlar şehri. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere.